ilginçtir. Bu ayetler ne yazık ki yanlış anlaşılır. Ve İslam'ın evlatlık gibi aslında içerisinde insani ve erdemi bir fazilet taşıyan böyle bir müesseseyi iptal ettiğini zannederler. Hayır dostlar, İslam evlatlığı iptal etmiyor. Kim sahip çıkacak kimsesiz çocuklara söyler misiniz? Köprü altlarında, yetimhanelerde, bakım yurtlarında kalan bu çocuklara kimler sahip çıkacak? Müslümanlar sahip çıkmayacak da kimler çıkacak? İslam'ın dediği o değil. İslam'ın dediği şu. Hayır, onlar belli bir akli rüşte erdikleri zaman gerçek ana ve babalarını onlara söyleyin. Söyleyin ki yarın başkalarından duydukları zaman dünyaları kararmasın. Gizliyorlar 10 sene, 20 sene, 30 sene. Ne oluyor? İşin sonunda çocuk bir şekilde öğreniyor. Öğrendiği zaman da dünyası bir daha aydınlanmamak üzere kararıyor. Peki işin başında öğrense kötü mü olur? Bilse ki ana babası yok, terk edilmiş, sahipsiz ve yanında kaldığı insanlar ona bir ana ve baba gibi muamele ediyorlar. Ne zararı var bunun? Sosyal bir yaraya dönüşmeden İslam bu işi işin başında tedavi ediyor. Ve Kur'an indiği o iniş üstünde var olan bu yanlış uygulamayı hem ayetlerle hem de pratik manada örneklikle iptal ediyor. Pratik manada örneklik kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü'nün evladı vardı biliyor musunuz? Evlatlık almıştı birini. Kimi? Zeyd İbni Harise'yi. Zeyd İbni Harise kim? İleride Mute'nin şehidi olacak. O kahraman insan. Ümmeymen'in kocası, tarihe altın harflerle yazılan Usame'nin de babası ve ilk iman eden kölelerden biri. Bu köle aslında soylu bir aileye mensuptur. Babası Arapların en meşhur ailelerinden biri olan Kelp ailesine mensup. Annesi cömertlikle Arapların atasözlerine giren Tay kabilesine, Hatem-i Tay'ı hatırlayın, o kabileye mensup. Nasıl olmuş? Bir gün Zeyd'in annesi, daha Zeyd 5-6 yaşlarındayken almış yanına, Tay kabilesinde dayılarına gidiyor. O gün kervan vurulur. Zeyd'in gözleri önünde annesi öldürülür. 5-6 yaşlarındaki Zeyd de getirilir Mekke'ye. Ukaz panayırında satlığa çıkarılır. Satın alan Hatice validemizin yeğeni Hakim İbni Hizam'dır. Hakim İbni Hizam alır. 10 sene Zeyd'i yanında tutar. Zeyd şimdi 16 yaşındadır. Ve o yıl Allah Resulü Hatice validemizle evlenecektir. O evlilik gerçekleşince Hakim İbni Hizam halasına bir düğün hediyesi olsun diye Zeyd bin Harisi hediye eder. Hatice validemiz de bir düğün hediyesi olsun diye kocası Muhammed'e hediye eder. Efendimizle Zeyd'in beraberliği o zaman başlar. 3-5 sene geçer aradan, bir gün iki yabancı gelir Mekke'ye. Sonra sonra Efendimizin evine gelirler. Biri Zeyd'in babası Haris, biri de Zeyd'in amcası Kab'dır. Zeyd yıllar yılı gelenle geçenle Yemen'deki babasına ve ailesine haberler göndermiştir. Ben buradayım, gelin beni kurtarın diye. Ve baba sonra en sonda Allah Resulü'nün kapısının tokmağını çalacaktır. İçeriye girince Haris kendini tanıtacak. Ben Zeyd'in babası,
bu da amcası. Ey Muhammed diyecek aleyhissalatü vesselam. Ne kadar istiyorsan iste. İstediğini sana vereceğim. Yeter ki oğlum Zeyd'i bana ver. Allah Resulü diyecek ki ben insan satmıyorum. Çağıracağız Zeyd'i, soracağız. Eğer sizinle gelmek istiyorsa bir tek dirhem almadan onu size vereceğim. Ama gelmek istemiyorsa bana binlerce dirhemi sayıp dökseniz onu size vermeyeceğim diyecek. Zeyd'i çağıracak Allah Resulü. Zeyd karşısında baba ve amcasını görünce dayanamayıp ağlayacak. Sarılacak babasına yıllar yılı. Belki 10-11 senedir görmemiş baba ve amca. Gözyaşları dökecek. Allah Resulü o soruyu soracak. Ey Zeyd diyecek. Seni almaya gelmişler. Onlarla gidecek misin? Benimle kalacak mısın? Zeyd gözyaşlarını silecek ve Allah Resulü'nün yanına geçecek. Hayır diyecek. Seninle kalacağım ey Muhammed. Babası şaşıracak. Sen değil miydin bizi çağıran, her gelenle haber gönderen? Veyl olsun sana, yazıklar olsun sana ki köleliği hürriyete tercih ediyorsun. Kendi vatanını elin vatanına tercih ediyorsun. Aileni bir yabancıya değiştiriyorsun. Zeyd diyecek ki babacığım, ben öyle birinin yanında kalıyorum ki vallahi yıllar yılı acısı yüreğimi dağlayan annemin katledilişini bile onun yanında ben unuttum gitti. Ona ben hayranım. Eğer beni onun yanından götürürseniz ben aslında o zaman acılar yaşayacağım. Haris bakacak ki oğlu Zeyd öyle memnuniyet sözler söylüyor ki artık itiraz etmeyecek bir halde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına bırakacak Zeyd'i. Allah Resulü ne yapacak? Alacak Zeyd'in elini, varacak Kabe'ye, kaldıracak o elini. Ey Mekke halkı diyecek. Zeyd bundan sonra Muhammed'in oğludur. O bundan sonra Zeyd bin Harise değil, Zeyd İbni Muhammed'dir. Zeyd Muhammed'in varisidir. Muhammed de Zeyd'in varisidir. 33 yıl dostlar o meseleden sonra. 33 yıl Zeyd'i insanlar Muhammed'in oğlu diye çağıracaklar. Tam 33 yıl. Ve Mekke'ye gidecek. Mekke'den Medine'ye. Allah Resulü Zeyd'in şahsında yine bir kültürel geleneği, davranışı ilga edecek, iptal edecek. Nedir o? Halasının kızı Zeynep'i ona verecek. Hatırlayın geçen ders. Mekke'nin sosyal yapısını anlatırken dedik ki bir mevali asla bir hür ile evlenemezdi. Allah Resulü kendisi pratik olarak bunu ilga ediyor. Hür olan, soylu olan, Beni Haşim'den olan halasının kızı Zeynep'i kendi elleriyle oğlu Zeyd ile evlendiriyor. Tabi o evlilik sorunlu bir evlilik oluyor, sürmüyor. Ve daha sonra inen ayetler, işte Ahzab suresinin 36'dan 40'a kadar inen ayetler hem bu evliliği sonlandırıyor, hem evlatlık müessesesinin hukukunu belirliyor, hem de evlatların hanımlarıyla üvey babaların evleneceğini pratik olarak Allah Resulü'nün hayatında gösteriyor. Bakın toplumda artık bir kangren halini gelmiş, değiştirilmesi mümkün olmayan nice şeyleri Kur'an bizzat Allah Resulü'nün hayatında işte böyle sonlandırıyor. Böyle o gelenek ve göreneği ilga ediyor. Bu kadar mı? Hayır. Mesela Nisa suresi 23. ayet. O da büyük bir yarayı tedavi etmek için gelir. 22. ayet affedersiniz.
Nedir o ayet bilir misiniz? Geçmişte olanlar hariç bundan böyle babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Demek ki böyle bir gelenek var. Sapmayı görüyor musunuz? Evlatlık olarak aldığı çocuğu kendi öz çocuğu olarak kabul ediyor ve onun hanımıyla evlenmiyor. Ama kendi babasının evlendiği üvey annesiyle babası öldükten sonra evleniyor. Çirkin olan bu aslında. İnsan babasının evlendiği hanım ile üvey annesiyle evlenir mi? Ve Kur'an bunu ilga ediyor. Çünkü bu utanç verici bir davranıştır. Çirkin ve kötü bir iştir diyerek. Yaygın bir geleneği uygulamayı bu ayet ile Kur'an iptal ediyor. Başka Nisa 23'te mesela. İki kız kardeşi birden alırdı Araplar aynı nikahta. Ve Kur'an ona da müdahil oldu. Hayır dedi. Bir anda iki kız kardeşi nikahınızda tutamazsınız. Ancak biri ölünce diğeriyle evlenebilirsiniz. Allah Resulü bu ayet nazil olduktan sonra ayetin hükmünü genişletti. Bazı sosyal olayları da dikkate alarak bir nikah altında teyze ve yeğenin, bir nikah altında hala ve yeğenin evlenilmesini de yasakladı. O da yaygın bir gelenekti. Ona da Kur'an ve sünnet müdahil oldu, onu da ilga etti. Bu tarz toplumda acı olaylara vesile olan nice şeyler ilga edildi. Son bir şey söyleyeyim, ondan sonra ilkeleri söyleyeyim. Bir de şöyle bir gelenek vardı. Savaşlarda ya da ikili vuruşmalarda biri birini öldürdüğü zaman Araplarda kendi izzetinin, azizliğinin bir simgesi olarak karşı tarafta öldürdüğü insanın organlarını keserdi. Kulağını, burnunu, dudaklarını, ciğerini. Buna müsle derlerdi Araplar. Ve bu müslenin en acısına biz Uhud'un meydanında şahit oluyoruz. Hint binti Utbe'nin Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza'ya yaptığı müsleyi biliyoruz. Organlarını kesip sonra da ciğerlerini ağzında çiğnediğini biliyoruz. Allah Resulü bunu yasakladı. Hayır dedi. Kim olursa olsun, ne için öldürüyor olursanız olun, ölülere el sürmek bizim kitabımızda yazmaz dedi. Ve yüzyıllardır Arapların uyguladığı bu geleneği Allah Resulü müdahalesiyle iptal etti. Demek ki ilga ediliyormuş bazı gelenekler. Peki bu saydıklarım ışığında Efendimiz hangi ilkeler ışığında toplumun yaygın olarak uyguladığı gelenekleri iptal ederdi? 3 temel ilke var dostlar. 1- Eğer o gelenek fıtrata müdahale ediyorsa. 2- Eğer o gelenek sosyal bazı yaraların açılmasına sebep oluyorsa. 3- Ve en önemlisi bu. Eğer o gelenek akideye, tevhid akidesine ters bir durum ihtiva ediyorsa. Bu 3 şeyi taşıyorsa Allah Resulü yüzyıllardır uygulanmasına bakmadan, toplum içerisindeki derinliğine bakmadan o geleneği, o adeti, o örfü ilga etti. İşte biz de bugün, bugünün dünyasında gelenek ile aramızdaki münasebeti bu 3 temel ilke ışığında yeniden gözden geçirmek zorundayız. Atalarımızın yapması önemli değil. Yaygın olarak yapılması da önemli değil. Eğer fıtrata müdahale varsa, eğer sosyal bazı olayların ortaya çıkmasına, bazı acıların yaşanmasına sebep veriyorsa ve hepsinden önemlisi eğer tevhid akidesine
aykırı bir durum varsa o geleneğin yaygınlığına bakılmadan ilga edilmelidir. İşte bize bunu söyler. Sahabe neslinin duruşu bize bunu öğretir. Peki dostlar, geleneğin ilga edilenleri bunlar. İslah edilenleri yok mu? Onlar da var. Birçok geleneği Allah Resulü aldı, tabir caiz ise budadı, kötü olan huylarını, kötü olan davranış şekillerini bir tarafa bıraktı, iyi olanları ise toplumun içerisinde yaşanması için insanların ellerine yeniden teslim etti. Eğer yine tabir caizse Allah Resulü posa ile cevheri birbirinden ayırdı. Nedir ona? Mesela akrabaları örnek verebiliriz. Müthiş bir akrabacılık var Mekke'de. Hatırlayın geçen dersimizi. İnsanlar haka hukuka bakmadan eğer bizdense tamam der, onun arkasında dururlardı. Bizden olsun, çaburdan olsun mantığı. Ve asla adalet, hukuk gözetilmezdi. Ne yaptı Allah Resulü? Allah Resulü'nün ne yaptığını düşmanları söylüyor bize. Diyorlar ki Mekke'de Efendimiz'i insanlara tanıtırken, Muhammed öyle bir din getirdi ki bize, kardeşi kardeşe, amcayı yeğene, akrabayı akrabaya düşürdü. Doğru mu söz bu söz dostlar? Vallahi doğru. Allah Resulü böyle yaptı. Bedri hatırlayın. Bedre gelen 313 Müslüman, 1000 müşrik. Kimler var orada? Ali bu tarafta, abisi Akil bu tarafta. Ebu Bekir bu tarafta, oğlu Abdurrahman bu tarafta. Hamza bu tarafta, abisi Abbas bu tarafta. Ömer bu tarafta, dayıları Beni Adi bu tarafta. Babalarıyla, abileriyle, kardeşleriyle savaşıyor. Söz doğru ama sözün bir de alt zemini var. İslam akrabalık hukukunu yeniden düzenlemiş. Günahta itaat yoktur demiş. Ve temel bir ilke olarak Allah'ın yasak saydığı, Allah'ın hoşlanmadığı bir davranışı isterse öz baba anne olsun söylesin, yerine getirilmeyeceğini söylemiş. Bunu söylemiş ama bir tarafta da onlarca ayetle sıla-i rahmi imanın cüzlerinden bir cüz saymış. Akrabalık hukukunu gözetilmesi gereken erdemli bir davranış olarak saymış. Ne yapmış? İslah etmiş. Ne iptal etmiş akrabalığı, ne de cahiliyenin anladığı gibi adalete ve hukuka aykırı bir şekilde yaşanmasına imkan tanımış. İslah etmiş. Bu birincisi. İkinci bir örnek şunu verebiliriz. Hürriyete aşık bir topluluk dedik değil mi Mekke'yi? Ve cesaretli bir topluluk. Korkusuz. Gözleri bir şey görmez. Hürriyete aşık olmak ve cesaretli olmak aslında övülen iki davranış şeklidir. Peki ne yaptı İslam? İslam bunlara sınır çizdi. Hürriyete aşık olanların dahi sınırsız ve sorumsuz bir biçimde özgür olamayacaklarını söyledi. Ve temel bir ilke yazdı. En büyük özgürlük Abdullah olmaktır dedi. En büyük özgürlük Allah'a kul olmaktır dedi. Hürriyete aşık olmalarını belli bir çerçeve içerisine aldı. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin dedi. Ve o itaati Allah'a ve Resulüne itaati emreden ayetin içerisine dahil etti. Cesarete de hukuk çizdi. Ona da sınırlar belirledi. İnsanların başlarına buyruk bir iş yapmamaları için bu iki önemli davranışı adeta ıslah ederek
sınırlar ve hudutlar dahiline aldı. Başka bir şey mesela, Mekke'de yaygın bu, Medine'de de var. Nadi geleneği var Araplarda. Nedir nadi geleneği? Nadi toplantı yeri demektir. Darun Nedve de buradan gelir. Darun Nedve parlamentodur. Genel toplantı mekanı. Nadi ise her ailenin ve kabilenin özellikle geceleri insanları eğlendirmek için kurmuş oldukları gece toplantılarıdır. Orada toplanırlar o nadilerde. Kabiliyetli olan hikayeciler, şairler çıkar oraya, insanları eğlendirecek sözler söyler. Şiirler okur, bazı tiyatrolar yaparlardı. O şiirlerde ya da anlattıkları hikayelerde bir yere gelirlerdi ki meraklar zirveye varırdı. Orada keserlerdi. Arkası yarın der. Arkası haftaya der. Bir hafta boyunca insanların gündemlerini anlattıkları o hadiseler üzerine bağlarlar. Dikkatlerini ona çekerlerdi. Bugüne bakan bir çerçevesi, bir yüzü var değil mi bunun? Aynı bugünün sineması, tiyatrosu ya da evlerimizi işgal eden televizyonlar. Aynı. Hiçbir farkı yok. Allah Resulü bunu nasıl ıslah etti? Böyle bir ihtiyacı yok saymadı dostlar. İnsanların eğlenceye de ihtiyacı olur. Bu da bir ihtiyaçtır. Ama helal dairesi içerisinde. Helal dairesi geniştir ve keyfe kafidir. İşte Allah Resulü helal dairesinin keyfe kafi olduğunu hayatıyla gösterdi. Aslında Darul Erkam'da kurulan sohbet meclisleri, ileride Medine'de kurulan Suffe'deki sohbet meclisleri nadi geleneğinin İslamileşmiş haliydi. Onu da Allah Resulü öyle ıslah etti. Şiirler okuttu mesela Allah Resulü. Abdullah İbni Revaha'ya, Hassan İbni Sabit'e, Kab İbni Malik'e. Şiire karşı gelmedi. Oku dedi mesela Hassan İbni Sabit'e. O teşvik etti, o şairler de okudu. Çünkü Allah Resulü biliyor, halkın böyle bir özleminin ve geleneğinin olduğunu biliyor. Ama şiirlere mana kattı. Şehvetvari cümlelere yer vermedi. Hikmetvari cümleleri konuşturttu onların yerine. İslah böyle olur işte. Alternatif üreterek olur. Karşı çıkarak değil, Allah'ın helal dairesi içerisinde çizmiş olduğu o sınırları çağın insanının anlayacağı bir dil ile insanlara aktarmakla olur. Bunu yaptı ve böyle yapmamız için Allah Resulü bize ilkeler verdi işte. Başka bir şey, son bir şey olsun bu da. Diyetler ve kısasları da Allah Resulü ıslah etti. Araplarda vardı. Eski Araplarda mesela Allah Resulü'nün babası Hazreti Abdullah'tan hatırlayın. Birinin diyeti 10 deveydi. Daha sonra bu gelenek 100 deveye değişti. Bir öldürülen birinin karşılığı 100 deve oldu. Diyetinin karşılığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu aynen uyguladı. Onu da uygulayabilirdi ama yüzü seçti. Sebebi ne? Caydırıcı olsun diye. Zaten İslam ceza hukukundaki cezalar böyledir. Ağırdır, suç öncesinden önlem aldırma maksadı taşır. Allah Resulü bunu aldı ama şunu almadı. Öldürülen biri yakınları tarafından diyetleri ödenirdi. Akrabaları, yakın akrabaları, eğer yakın akrabaları yoksa uzak akrabaları. Efendimiz bunu nasıl ıslah etti biliyor musunuz? Diyeti yakın akrabalara ödetti. Eğer yakın akrabası yoksa o diyeti siyasal otorite ödensin dedi.
uzak akrabalara havale etmedi. Bakın, yaygın olan bir geleneği Allah Resulü sosyal düzenin devamı açısından işte böyle bir yapıya kavuşturdu. Bu da Efendimizin ıslah ettiği geleneklerden birisiydi. Üçüncüsü ve sonuncusu, aynen bıraktığı, ipka ettiği, o haliyle bıraktı. Böyle gelenekler de mi var? Var tabii ki. En başta mesela süt annelik. Allah Resulü ona karışmadı. Bu Araplara mahsus bir şey. Var mı bizde böyle bir uygulama? Araplar, özellikle Mekke'dekiler, doğar doğmaz çocuğun sağlıklı bir bedene kavuşabilmesi için Badiye'de, yani çöllerde hürriyete alışık bir biçimde yetişmesi için bozuk Arapçayı değil orijinal Arapçayı öğrenebilmeleri için hitabet ve edebiyatı üst düzeyde seyretmesi için çocuğu belli bir dönem badiyelere, süt annelere gönderirdi. Efendimiz'i hatırlayın, o da Halime validemizin yanında kalmıştı yıllar yılı. Allah Resulü İslam'dan sonra da bu geleneğe müdahale etmedi. Mekke Araplarının uygulaya geldiği bir gelenek olarak devam etti. Ancak Allah Resulü radaya bir hukuk tanzim etti. Müslüman böyledir. Müslüman hukuklu yaşar, hukuku tavsiye eder. Müslümanlığın zirvesinde olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da işte böyle yaptı. Süt meselesini belli bir hukukun üzerine bina etti. Süt anne ve babanın hukukunu belirledi. Süt hısımlığının, akrabalığının hukukunu belirledi. Süt kardeşler arasındaki hukuku belirledi. Ama bizzat bu davranışa müdahalede bulunmadı. Başka ipka ettiği, mesela buna sünneti verebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bölgede İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelenek olmuş, İbrahim'i bir gelenek olmuş erkek çocukların sünnet edilmesine müdahalede bulunmadığı gibi aynen cahiliye Araplarının yaptığı şekliyle ipka etti, bıraktı. Bu gelenek Yahudilerde de var. İbrahim peygamber onların da kabul ettikleri, hatta İsa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail'in oluşumuna inandıkları için İbrahim'in o geleneğini Yahudiler de devam ettirir. Tek bir fark vardır. Araplar doğan çocuğu 7. gün sünnet ederler. Doğar doğmaz 7. günde sünnet ederler. Yahudiler ise 8. günde. Bir gün farklı. Böyle bir geleneği Allah Resulü de devam ettirdi. Bizde bu yaş biraz daha fazlalaşmıştır. O da bizim geleneğimiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da uygulanan gelenek böyle. Hatta Allah Resulü'nün kendisi de böyle. Bu konuda iki rivayet var. Birincisi Tabarani ve Beyhaki'nin bize aktardıkları bir rivayet. Bu rivayet der ki Allah Resulü doğuştan sünnetliydi. Doğuştan göbek bağı kesilmişti. İbn-i Kayyim el-Cevzi başta olmak üzere onlarca alim bu rivayete karşı çıkar. Ve rivayetin senet itibariyle de sahih olmadığını söylerler. Asıl Allah Resulü'nün sünnet meselesini bize Ahmet İbni Hanbel Müsned'inde aktarır. Oradan öğrendiğimize göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğumunun 7. gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edilir ve Mekke'nin tamamına da bir ziyafet verilir. Yemek verilerek bu güzellik dost ve akrabalarla paylaşılır. Allah Resulü aynen böyle yaptı. Cennet gençlerinin efendisi iki torunu Hasan ve Hüseyin'i doğumlarının 7. gününde sünnet ettirdi. İkisine de iki ayrı ziyafet verdi.
Aralarında birer yaş fark var biliyorsunuz. Hasan ile Hüseyin. Allah Resulü cahiliye Arabının yapmış olduğu o geleneği yaşattı, uygulattı ve aynen İslam'a da öyle aktardı. Bakın, demek ki korunuyormuş da. Demek ki bazı gelenekler, bazı görenekler ipka ediliyormuş. Bunun teşvik gördüğünü de görüyoruz biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Mesela Allah Resulü bir gün Saib isimli bir sahabiye dedi ki, ey Saib, cahiliye döneminde yaptığın faziletlere İslam döneminde de devam et. Misafirini güzellikle ağırla, yetimlere bol bol ikram et, komşularına iyi davran. Üç davranış da aslında cahiliye Arabının hayatında olan üç önemli gelenek, üç önemli erdemdi. Misafirperver bir toplum, vahyin ilk muhatapları. Yetimlere ikram eden bir toplum, özellikle erdemliler için diyoruz bunu. Ve komşularıyla iyi geçinen. Allah Resulü özünde iyilik olan, özünde güzellik olan bu davranışın devamı için sahibin şahsında tüm Müslümanlara bir örneklik yapıyor. Demek ki dostlar, her alanda söz söyleyen Kur'an ve Kur'an'ın öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelenek ve adetler bahsinde de işte bize böyle söz söyler. Bakın, ne bir gelenek taassubu var, ne bir gelenek düşmanlığı var, ne de geleneğe kör bir taklitle yapışma var. Hayır, üçü de yok. Böyle olsa eğer ilka olur mu? Böyle olsa ıslah olur mu? Olduğu gibi alınır ve taşınır. Hayır. Allah Resulü'nün hayatında olan şey şu Arapça sözde ifadesini bulmuştur. Huzma safa da'mâk eder. İyisini al, kötüsünü sahibine bırak. Allah Resulü'nün hayatında budur. Gelenekler böyle bir cevap bulmuştur. Eğer iyiyse, özünde bir güzellik varsa, toplumda uygulanması kimseleri mağdur etmeyecekse, bir tarafı memnun, bir tarafı mağdur etmeyecekse, fıtrata bir müdahale olmayacaksa, sosyal bir acının ortaya çıkmasına sebep olmayacaksa ve hepsinden önemlisi tevhid akidesine bir zarar vermeyecekse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o geleneğe bir şey söylemedi. Aldı, aynen uyguladı. Eğer sorunluysa onu budadı bıraktı. Eğer varlığı sıkıntılıysa onu da alıp attı, ilka etti. İşte son vahyin ilk muhataplarının kültürel davranışları vahyin nazarında böyle bir muamele gördü. Bu üç ilke bizim de ilkelerimiz olmak zorunda değil mi dostlar? Bugün biz de bir toplumda ve bir gelenekte yaşıyoruz. Ama elhamdülillah ki yolumuzun rehberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl yürüneceğini bu ilkelerle belirlemiş. İnşallah bizler bu ilkelere uyanlardan oluruz. Bu ilkelerle hayatımızı şekillendirenlerden oluruz. Bu ilkelerle hayatlarımıza yön veren, sınırlar çeken, hudutlar çeken, hududullah'a riayet edenlerden oluruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.